Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Abiler, beşerin yaratılması bu kadar günahlar içinde, Allah buna niye emniyet verdi? Bunu buraya hazır getirdim. İki, insan niçin hata yapıyor? Psikoloji, nerede hata yapıyoruz? İki, üç, haşir, dört, insan nasıl bir şeydir? Dört, muhakematta dolaşmak. Muhakematta hem psikoloji hem nerede hata yapıyoruz onu güzel bir ayna olsun diye. Ama hepsini hazır yapmışım. İlk önce şey düşünüyordum. Ya bu kadar günah yapıyor, isyan yapıyor, namaz da kılmıyor. Bu kadar Allah'ın nimetine. Bu insanı Allah'ın hala niye yaşatıyor? Ben o zaman böyle ezerdim. Ama Allah hala yaşatıyor. Niye diye. Meleklerin de zaten haklı olarak bir şeyi vardı, suali vardı. Yani Allah katında beşerin bir bayağı değeri var. Ben şimdi mahkemattan böyle göstereyim de örnek olsun gençlere diye. Muhakemat bu abiler. Böyle çalışıyor. Bunun için gösterdim. Bakın psikoloji sorununun bu kadar kardeşinize itimadınız var. 500'ü aşkın ama 400 küsür tane psikoloji ruh eksenli. Enfusi eksenli ders yapan bir insanım. Allah nasip etti. Bu güven için söylüyorum. Hulasa ediyorum. Sıkıntıdan kurtulmanın yolu çok, hepsinin hulasası şu. Bir, namazı vaktinde eline geldiği kadar kılmak, akabinde tespihat yapmak. Bak hulasa, hepsi 500 psikoloji dersinden. İki, ben demedim onlar söylüyor. Televizyon çocuk delirtme aleti, YouTube ruhlar mezarlığı diyor. Yani mezarlıkta insan niye korkar? Hortlak çıkar diye. Oysa ne kafir var orada ne Müslüman. Kafir diptedir. Allah merhameten orada tutmaz. Müslüman da ağladadır. Oysa hortlak nedir? Ölünün çıkıp bizi korkutması, bizi bozması. Ödümüzü patlatması, bize zarar vermesi. Hortlak onun için korkuluyor. Hortlak bu. Öyle değil mi? Şimdi 50 sene önce bir film çevrilmiş. Kadın veya erkek. YouTube'da var mıdır? Var. Şimdi ona bastığın zaman hortlak çıkıyor işte. Hortlak o. Hortladı. 50 sene önceki şu anda mezarda. Şu anda toprak bile değil o kadın. Zerrelere dağılmış. Filmi duruyor. Nesi orada? Bizi bozmuyor mu? Ama kendisi yok. Hortlak bu. Ne korkuyorsun mezarlıktan? Mezarlıktan ne hortlak çıkacak? Hortlak YouTube'dur. Ölmüş, kendisi yok. Sureti timsali var. Ustad diyor ki muhakematta, biz diyor gece nasıl elbisemizi çıkartıyoruz, o zatlar da bu beşer elbisesi muhakematta çıkarıyor, alemi misalda tenezzüh ederler, dolaşırlar. Arkadaşlar, duygular, fikirler içimizde, uyanınca biz onun içine giriyoruz. İşte hortlak bizi hortlatıyor. Demek ki namazı vaktinde kılmak, akabinde tesbihat yapmak. Terk ve tecerrütler. Yani girmeyeceksin oralara. Üç, Hizbul Kur'an okuyacaksın. İstanbul plakası kaç? 34. Emir Dabir 34'te söylüyor. Okunurken hiçbir vesvesenin gelmemesi. Hizbul Kur'an okuyacaksın. En az 3 sayfa. Okuyamıyorsan cemaattan hisse al. Yani grup olunca şefk olur. Mutlaka onu okuman lazım. Bu psikoloji için. Ama kendini motive için Hizbul Hakaiki Nuri'yi de eklesen. Ama bunu şart. Ustad vehim ve vesvese için söylüyor bunu. Dört abi. Risale'yi hemen defterin olacak. Yani sıkıntısı olana söylüyor. İster yap, ister yapma. Yoksa ilaç alacaksın. Bak burada aranızda birisi var. Birkaç kişi var da. X. Bak kendisi şu anda duyuyor. Ben diyor Bakırköylüktüm. Bakırköy'e yatacaktım. Şu anda aranızda.
Ama bu dediklerinle çok iyi esnaflık yapıyor. Kendisi. Ha. Burada yer. Eğer yazarsa, mesela defteri alacaksın. Okuyorsun Risale 5-10 dakika. Aa, ilgini çekti. Hemen bir tarih at. Haletinin ne kadar seviye aldığını ileriki tarihte görürsün diye tarih at. O paragraf, o cümleyi yaz. Alemine düşen manayı yaz. Yaz, yaz. Nun vel kalemi ve maestur'un sırrına mazhar oluyor. Yazmak. O halet. Çünkü yazmakta 4-5 tane subuti sıfat aktif oluyor. Esma değil, subuti sıfat aktif oluyor. Bunu yapacaksın abi. Ama maalesef okumayı okuyuculara, yazmayı da yazıcılara hamlettik. Tembelliği de bize aldık böyle. Dinlemek olmuyor. Evet abi, kesinlikle namazı kılıyoruz, zaten kılıyoruz. Tesbihat yapacağız. Sonra akabinde elimizden geldiği kadar terk ve tecrütlerimiz olacak. Hortlaklardan uzak duracağız. Hortlak. Üç, Risale-i Nur'u yazarak okumak. Haftada da birkaç defa derse git. Eğer hakikaten bunları yaptın, birkaç ay geçtiği halde hala yazıp da sen psikolojin hala bozuksa gel bana. Yoksa gelme. Bunları sana söylemiştim diye. Gel bak nasıl, niçin, nerede sorun var. Bak o kardeş bunu dinliyor şu anda. Ya. Peki. Onu da hemen söyledikten sonra bugünkü dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir insan nasıl yanlış yollara sevk edilebilir? Bir, iltizami hilaf. Yani güya taassup yapmıyorum, insafla bakıyorum diye öyle muhalifleri, muhalif şeyleri nazar musamayla baka baka. Hani tersi de şöyle oluyor ya. Hep böyle olumsuz baka baka, baka baka, baka baka kalbimizde marifet kalkıyor. Bunu işaret-i icazda şöyle söylüyor. Hemen onunla başlayayım. Diyor ki 69. sayfada mı? Yok. 67. sayfada diyor ki şeytanın kalbinde marifet var mıdır? Yani bizim psikolojiyle ne alakası var? Diyor ki yoktur. Niye yoktur? Sanat-ı fıtriyesince. Kaderini sormayın. Şeytanın da mudil esmasına dayandığı için sanat-ı fıtriyesi bu. Niye bu? Yok. Sanat-ı fıtriyesi bu. Kalbinde daima idlal ile telkin için fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan kalbinde veya fikrinde boş bir yer marifet için kalmıyor. Küfür inkar değildir. Örtmektir. Hakkı örtmek. Şimdi bir insan bak fikri diyor daima küfür. Olumsuzluklara odaklanırsa yani hakkı örterse, hakkı görmezse, hep böyle boş bardağı görürse. Bak aynı. Onun diyor fikri küfrü tasavvur ettiğinden küfür örtmektir, inkar değildir. Şirk Allah'a inkar değildir, eş koşmaktır. Dalalet Allah'a inkar değil, Peygamber aleyhissalatü vesselamın rehberliğini kabul etmemek, başka rehberi rehber edilmek. Yani küfür bu, örtmek. Bizde nasıl yansır bu? Şeytanın bizde ki karşılığı nedir? Mudil esması var. Abiler eğer biz olumsuzluğa odaklanırsak, kadın veya erkek, olumsuzluğa odaklanırsak, olumsuzluk, hakkı örteriz. Artık hakka melekemiz kalmıyor. Hakkı örtük, hakkı görmedik. Mesela yaptığımız hatadan bir tanesini söyleyeyim. Ömrü televizyonlarda vesairelerde küfürle geçmiş, İslam'a hücum etmiş. Nasıl olduysa veya nedir bilmiyoruz ama üstü zannederiz. Ben döndüm diyor. Hemen kolay var, takkeyi geçiriyor, bir de sakal bırakıyor, bir de cübbe giyiyor, bilmem ne yapıyor. Tamam, biz bunu affediyoruz. Bunu affediyoruz. 9 tane cinayetini görmüyoruz. Bu kadar idlal etti, hortlaklıklar var. Bunu silmiyor tıpta. Fakat sen veya ben, bakın onun 9 tane seyyesini görmüyor bir seneden dolayı, tamam. Fakat senin 9 tane
hasenenin bir tane eksiğin seyye ile örtersem ben nasıl bir insanım? Senin bak bir kusurunla 9 tane iyiliğini görmüyor. Onun bir iyiliğiyle 9 tane kusurunu görmüyoruz. Bunu nerede söylüyor? Kastamonu 25. sayfada söylüyor. Müslümanların saf derunluğu diyor. Bunu nerede kullanacaksın? Ailede kullan. Eşine, çoluk çocuğuna, dostlarına, kardeşlerine, dava arkadaşına kullan. Bu ne kadar güzel tarafları var. İşte diyor ki ben kanuniyeti kullanıyorum. Niye şeytanda marifet yoktur kalbinde? Fikri daima küfrü yani doğruyu örttüğü için artık meleke kalmıyor. Meleke kalmadığından marifette olmuyor. İşte iltizamı muhalif. Onu göre göre iki, taassubu barit. Seni yerinde bırakan, yani çekirdek soğukta, kışta inkişaf etmiyor ya. Çekirdeğinin inkişaf edeceği yeri bulmazsan, taassubu barit. Böyle taassup ediyoruz ya, benim cemaat var ya, benim babamın senin babanı döver, benim araba bir senin arabaya geçer gibi çocuksu şeylerle. Bizim cemaat şöyle de ama sana ne katlı yani. Kaza namazları duruyor hala başlamamışsın. Kaza oruçlarına duruyor hala başlamamışsın. Bu kadar güzel güzel örnek veriliyor. YouTube hortlaklar mezarlığıdır. Hala kurtulmuyorsak yani nurcu olunca garanti cennet olduk. Öyle nerede bir dünya? Vallahi birbirimizi aldatıyoruz yani. Bu yanlıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselam geçmiş ümmetin çektiği kadar çekmedikçe cennete gideceğini mi zannediyorsunuz? Yani bir abilere bakın ustadın talebelerine. Varislerine bakın ustadın talebelerine bakın. Yani istediğimiz gibi yaşayacağız, istediğimiz yeri alacağız. Öyle bir dünya yok yani. Yani İslamsız huzur olsaydı İslam'ın gelmesinin mantığı olmazdı. Böyle eğer kendimiz onlardan eteğimizi, elimizi çekmesek sıkıntı bize bulaşır, alev bize bulaşır kardeşim. Terk ve tecerrüt olacak kardeşim. Onlar gibi yaşayamayız kardeşim biz. Ya. Taassubu barit. Tamam. Mesleğimize, meşremize taassup ettik de ama bu soğuk. Bizim inkişafımıza mani ise. Nerede bir evin ihtiyacı diyor, bir dükkanda satın alınmaz. Nerede bir ihtiyacın varsa, Kur'an eksikliğin var. Kim güzel öğretiyor? Git ona git. Kim evindeki su tesisatını daha iyi yapıyor? Ahmet Mehmet'e bakıyor musun bu cemaatinden? Bakıyorsun, ehline şey yapıyorsun. Kimsenin inkişafına vesile oluyorsa o izi takip et. Taassubu barit. Bizi geri bırakıyor. Üç. Meylü tefevvük. Üstünlük meyli için gayret etmek, donanıma sahip olmak ve onun için çalışmak. Üstün olmak, ben daha iyi. Dört, hissi taraftarlık. Yani yersiz ve manasız, aşırı bir bağlılık, hissi. Hissi taraftarlık böyle tarikatta oluyor ya, ne olursa olsun beşeriyeti yok nazarımızda. İnsanda üç tane şahsiyet var ya, beşeriyet var, ubudiyet var. Vazifedarlığı var. Karıştırılırsa duman oluruz. Evde de konu kullanmak lazım. İnsanın beşeriyeti var ya. Beşeriyeti var. Mesela eşimizi ele alalım. Onun bir ana babadan doğmuştur. Sonra onun bir kültürü var. Onun yaşadığı bir ortam var. Aldığı bir eğitim var. Anne babasının nikah, sihatı ve yedirdiği helal lokma var. Sende o da aynı. Onları böyle gözüne al. O noktadan böyle bakarsan hakikaten onun söylediği yaptığın gayet normal. Anormal gözükmesi buradan oraya baktığımızdan kaynaklanıyor. Hissi taraftarlık bu. Yersiz, manasız hisleri öne çıkartmak. Ustad bir evde sıkıntı olmasının sebebi muhabbetin ortaya kalkmasından. Çünkü muhabbet gözü kusur görmez. Kusur gözüküyorsa muhabbet yok. Peki abiler evde huzuru nasıl yapacağız? İmani bil ahiret diyor. Yani ahirete iman arttıkça insan kendisini kontrol ediyor. Nasıl kontrol ediyor? Ahirete göre kendi hayatını tanzim edince her şeyi yeri yerine koyuyor. Örnek vereyim bir tane bununla alakalı. Allah Resulü ile alakalı aleyhissalatü vesselam. Fedakarlıktan bahsediyor, aftan bahsediyor. Bakın nasıl taşıyor, nasıl bir psikolog, nasıl bir... O tarih 1400 sene önce kullandığı yönteme bakın. Ve sahabe olmadan önce bedevi yani.
Dedi ki, ya Resulallah nasıl fedakarlık yapacağız? Sorusuna biz hepimiz bir şey derdik. Şöyle yap, böyle yap diye. Sahabeyi alıyor fikren, ey ashabım diyor onlara. Haşir meydanındasınız. Önünüzde cennet ve cehennem var. Hesap veriliyorsunuz. Hesap verirken ne kadar affedilmek isterdiniz? Bir hayal edebiliyor musunuz böyle? Koşunda cehennem var, cennet var. Ne kadar af isterdin mesela? Sen ne kadar isterdin? Çok değil mi? Bütün günahları. Bütün günahları. O bunu yaşatıyor. Oraya hayalen götürdü mü? Cennet, cehennem. Ne kadar af istiyordun? Hop getiriyor bu dünyaya. Diyor ki burada o kadar af edici olur. Ne kadar ihtiyacın olacaksa orada af, burada o kadar affedici ol. Şu pedagoga bak ya. Abi insan bunu başarabilir mi hakikaten insan bunu? Başaramazsa bile en azından tabii ki başarılamayacak bir şey demez. Bunu yaptılarsa, yaptılar sahabe yapmadı mı? Evet. Mesela bakın annesinin cenazesine gitmedi. Ya ki matbaa bu geri kalacak diye bu fedakarlık değil mi? Abi kendisini ortadan kaldırmak değil mi? Bana ne dedi biliyor musun o? Rüştü abi. 1982. Ya tabii her misafir geliyor ya, battaniye veriyorsun şey yapıyor, eskiyor. Biz de gençiz yani böyle çatı altında battaniye vermiş. Yani kullana kullana artık eski dershaneleri bilirsiniz böyle. Tozlar kalkıyor. Tabii pek de fazla kanma şeyin olmadı ama parçalanıyor. Baktım öksürük duruyor. Dedim ki Rüştü abi, ya dedim bir yerden dedim bir yorgan şey yapsan. Bulsan, bulsak da veya diyemiyorum, utanıyorum. Bir yorgan alsan da abi dedim böyle. Şaşırdı. Dedi ki Allah Allah dedi. Yani ölülerin istekleri olur mu dedi. Ölülerin istekleri. Hani biz arzu isteklerimizde ölmemiş miydik diyor. Ya yani demek istiyor. Ölülerin istekleri var mıdır dedi. Lan bir şey yorgan istedim ya. Dershane gelince arzu isteklerinden ölmen gel. Ölmemiş misin abi? Hiç unutmuyor. Oluyormuş be. Ha tamam bu olmasın ama arkadaşlar Risale-i Nur lütfen hakkını vererek ya not alarak okuyun da bu sıkıntı olmasın sizde. Sıkıntı olmaz ondan sonra. Ders dinlendikten sonra uçuyor. Peygamber Aleyhisselam diyor ki mana kuş gibidir. Ayağıyla ayağını bağlayınız. Eski abilerin hep çantalarında şey var. Demek ki oluyor abi. Ya oluyor. Olmaz mı? Sonra vehmini bir asla irca ile kendine özür göstermek. Yani vehim nedir? İnsanı meleklerden, diğer mahlukattan, ruhanilerden üstün kılma vasfıdır vehim. Yani nedir o? Farklı düşünebilme. Zengin düşünebilme özelliği. Her şeyin ama her şeyin ifratı şeytandandır. Tefriti nefse maridendir. Her şey. Vasatı Rahman ve sünnettendir. Mesela haset yapalım. Üç modu. Haset büyük nimettir. Ama aynı zamanda nikmet. İfratı nedir? Onda olmasın da bende de olmasın. Tefriti nedir? Bende olsun onda olmasın. Vasatı nedir? Onda da bende de olsun. Mabetin ilerisini söyleyeyim. Mabet. Şeytanda vardı. Şaşıracaksınız. Adem'e secde etmesini söyleyince şeytan Allah'a düşmanlığından şeytan olmadı. Bakın farklı bir şey söyleyeceğim. Şimdi dedi ki ya Rabbi ben sana ibadet şey olmuyorsa ben ibadetimi artırayım biliyorsunuz bunu söyleyeyim. Aşırı muhabbet inkara götürür. Allah'ı o kadar seviyor, o kadar seviyor ki psikolojide de var bu. Aşırı muhabbet haseti doğurur. Kadınlarda da şeyde gıybet bahsinde söylüyor gayrimüteşhirde Osmanlıca'da. Eğer o sevgi paylaşılmamak için yani onu sevmesin. Benim sevdiğimi en çok ben seveyim. Başkası sevmesin, sevebilir diye inkara götürdü. Muhabbetin ifratı inkardır.
İnkara götürüyor. Yani öldürüyorlar ya sevgilisini. Ben alamadım, kimseye yar olmasın. Hayır, kimse sevmesin onu. Ben de fazla kimse sevmesin. Sevene düşman oluyor. Ne? Her şeyin böyle üç modu var ya. Tefriti de hiç kendisini esas alıp onu ortadan kaldırmak. Vasati ise Peygamber Aleyhisselam dinin tarif ettiği gibi de her şeyde böyle ifrat tefrit modu vardır. Vehim, vehim nedir? Vehim, vesvese ile misal vereyim. Vehim kaf akliyedir, vesvese kalbiyedir. Vesvese eylemedir, imanadır, ameledir, namazadır, orucadır. Ona musallat olur. Abdestliye abdestsizsin der. İmanlıya imansızsın der. Yani realitedir. Nefsiyle emre musallat olur. Şeytandandır bu. Vehim ise seyrettiğimiz filmler, dinlediklerimiz şeylerden oluşan insan cinsinden ifrit, cinlerdir. Vehimler, vehim kafadadır. Olmayan düşünceyi var eder. Bir daha ki unutmayın, böyle yapıyorum. Olmayan bu düşünceyi var eder. Var eder. Şeytan var olan ameli yok eder. Yok eder. Aşağı yapıyorum. Subliminal olsun. Var. Onun için şeytan imanın yok diyorsa imanlı olduğunu gösteriyor. Çünkü boş yere girmez şeytan. Kamil bir imanın delilidir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisidir. Yani imansızlıkla itham edildiği zaman sahabe sormuş. O kamil imanın delilidir diyor. Demek ki bir şeyden kurtulmanın yolu onu tanımak gerekiyor. Vehim düşünseldir. Vesvese amelidir. Mesela sırtını yıkamadın banyoda diyor. Nasıl yıkayacaksın lan? Hamam mı yapacaksın şey yani? Havuz mu yapacaksın yani? Tamam, fıskiyi döktün işte. Böyle çok var da yani sırtımı yıkayamadım diyor falan. Nasıl yıkayamadın? Eylemseldir. Eyleme musallattır. Yani vehimle vesveseyi nerede, nasıl elde edeceksin? Mesela düşün. Ona benim abdestim var mıydı yok muydu? Hiç ses yoksa git abdesti al. Ses yapmıyor. Yok, abdestin yok dediği zaman sen de bozduğunu hatırlamıyorsan abdestin var demektir. Çünkü şeytan vara musallat olur. Ben yurt dışında böyle inmiştim İsviçre böyle. Bir uyku hali olmuştu uçakta. Dedim ya şimdi ikindi girmeden öğleyin kılayım dedim. Ama abdestim acaba var mı? Dur dedim bir öğreneyim. Abdestim var mı yok mu diye adamdan öğrenince hiç ses yok. O zaman abdest aldım. Ben bekliyorum ki olan bir vesvese gelse de abdest almasam. Ve abdestin yok canım, şimdi sen uyumuştun dese ben namaz kılacaktım inan. Ama gelmiyor. Adam geri zekalı olur mu yani? Akılsız ama zeki. Ya aptaldan şeytan olur mu? Herkesi nasıl kandıracağını biliyor adam. Bak yöntemi bildiğin zaman ne kadar hoş oluyor. Bir vesvese gelse de abdest almasam. Şimdi vesvese gelince abdest alınıyor. Çok tuhaf değil mi ya? Hocam bitmiyor, bir de devam ediyor. He? Bitmiyor, bir de devam ediyor. Evet. Dedem ömür boyunca hep 3 rekat 3 defa secdeye gitti. Allah. Niye devam ediyorsun diye unutuyorum diyor. Evet. Böyle bir defa olursa alabilirsin der fıkıhta. Eğer sende bunlar olmuşsa daha önce alma diyor. Bu konuda vesvese geliyorsa alma, çünkü vesveseye hamledilir. Alma. Tamam mı Behçet? Alma kardeşim. Vehmini bir, demek ki vehim büyük nimettir. Yani düşünce zenginliği. Niye farklı şeyler geliyor? İnsan olduğun için. Hayvan olsaydın gelmeyecekti. Arzusuna muvaffak olan zayıf şeyleri kavi görmek. Mesela işimize mi geldi bir şey? Oo, çok yüceltiyoruz. İşimize gelmeyenleri de var. İndiriyoruz aşağılara. Bu. Göstermek. Gayri tekzip veya tadil etmek, kendini sırt ve istikametini ilan etmek. Bu da çok acayip. Mesela biz çok acayibiz. Bunu nasıl göstereceksin? Fiilen ve eylemen göstereceksin. Ama başka bir yöntem var. Allah muhafaza etsin hepimizi. Gayri cemaati, gayri insanı küçülterek, küçümseyerek, inkar ederek, reddederek, basitleyerek,
kusurlarını toplayarak hani şöyle diyorlar. Bu cemaat da böyle yapıyor, bu cemaat da böyle diyor. Şu cemaat var ya böyle konuşuyor. Şey şöyle. Bu toplamak kendini yüceltmek için. Onun hep kusurun senin. Peki Kur'an öğretiyor. Şunu yapıyor. Ona ya onu görmez. Onu görmez. Başka bir yer okuyacağım. Cahil dost düşman kadar zarar verebilir. Öyleyse şimdiye kadar yalnız düşmanın tarafına bakıp eldeki elmas kılıçla onların tefritlerini kırardım. Yani bu düşman bizim tefrit tarafımız. İfrat nedir? İlim ile olur. İlim ile olur. Alimin özürü yoktur. Ustad diyor ki şimdi mecburen öyle dostların terbiyeleri için onların avam pesentane ve ifratkarane olan hayalatlarına o kılıncı bir derece iliştireceğim. Yani cahil dost düşman kadar zarar verebilir. Ya bu da bir ölçü. Peki cahil dost ifrat ediyor mübalağa ederek. Mübalağa aynı zamanda zimnidir der. Yani gizli kötülemektir, inkar etmektir. Mübalağa. Mübalağa cihane der ya. Bir adam müstahit ve kabil olduğu şeyi terk, eğil olmayan şeye teşebbüs etmek, bu da cemaatte mesela diyelim ki, hakikaten meziyeti yok ama emsal bir şekilde beraber bulunduk burada. Fakat cemaata İstikamet vermekte, yön vermekte, gelişen hadiseleri tahlil edip layıkalardan istikamet vermek herkesin işi değil. Ama emsalsın, ötekisi de maddi işlerde meziyeti var. Cemaatin sevk idaresindeki maddi işler var. Öteki işte kardeşleri davet ediyor vesaire vesaire. Ama evde de öyle. Mesela kadınlığını unutup erkekliğin işine girerse, erkek de kadın işine karışırsa... Bak bir adam müstahit ve kabil olduğu şeyi terk, ehil olmayan şeye teşebbüs etmek, şeriat-ı hılkate büyük bir itaatsizliktir. Cevabı da nedir? Onun zıttıdır. Yani roller değişmiş. Onun işine o giriyor, alışverişe kadın gidiyor, erkek de evde oturuyor. Ahir zaman zaten öyle olacaktı yani. Bizim alışveriş temsilcisi onlar yapıyor. Bak bir adam müstahit ve kabil olduğu şeyi terk, ehil olmayan şeye teşebbüs etmek, şeriat-ı hılkate büyük bir itaatsizliktir. Şeytan da bayrağını nerede asar diyor? Peygamberimiz Aleyhisselam. Çarşı pazarda asar. Siz diyor en son giren ilk çıkan olun. Şimdi domates tamam domates için pazarın başından girip kıçından çıkıyoruz. Tamam her türlü şey muhatap olursa çıkıyoruz alıyoruz. Ama bir domates seçerek bu kadar alıyoruz. Ama uçuşan sözlerden ortaya önümüze çıkan bir kitabı veya birisi kolumuza girdi gel buraya cemaate gidelim diye tahkik etmeden paldır küldür gidiyoruz okuyoruz. Bir domates kadar değeri yok mu ya? Ondan sonra ya abi bir merak ettim diyor. Adam mealcilere takılmış. Şimdi beni kurtar diyor. Ben sana söylemiştim. Adana'dan arıyor beni. Geldi. Baktım düzeleceği de yok. Hadi bakalım kardeşim seninle uğraşacak zamanımız yok. Merak etmiştim. Neyi merak etmiştin? Merakına sarf edecektin. İnan bilerek söylüyor. Neyi kastettiğimi de biliyorsunuz. Adana'dan arıyor. Mealcilerin eline düştü. Hadi çıkar. O abi bir sürü sorun var onlar ancak sen şey yaparsın ya kurtulmak istiyorum. Öyle dalin amin. Yani tek tek insanlarla uğraşacak bizim zamanımız yok ki. Yok hakikaten yok. Tek tek nasıl şey yapayım ya? Sana onlar dememiş miydi? Domates alırken bu kadar dikkat ediyorsun. Paldır küldür bir derse mi gidilir? Paldır küldür kitap mı okunur? İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki radiyallahu anh. Masa bir kitap doğru olsa ama yazarı yani onun müellifi fasık olsa onun kitabı okunmaz çünkü sirayet eder diyor. Ya kim demiş? Kime demiş?
Niçin demiş? Ne makamda demiş. Ondan sonra bayrağı tuttururlar, Adana'da sokakta koştururlar seni. İlim yapman gerekirken, bu millet irşad edilmesini bırakırsan böyle olursun. Ya. İhsan ilahiden fazla ihsan, ihsan değildir. Bir tane hakikat, bir harman hayalata müracaattır. İhsan ilahi ile tavsifte kanaat etmek farzdır. Benim şahım uçuyor, kaçıyor. Bir tanesi dedi, benim şahım diyor, avucu için. Ondan sonra hakikaten ciddi mi diyor ya dedim. Anlayın. Avucu gibi diyor, dünya nazarında her tarafı görüyor. O, görüyor kutu, tamam. Ondan sonra benim diyor, kiralık evi dedi, o gelecek, yapacak. Dedim ya o zaman akşam dedim, yatarken yatakta dedim, donla da yattığını da görüyorsa dedim, çok ayıp olmaz mı falan dedim. Orayı düşünmedim dedim. Daireyi niye hiç yapmıyorsun dedim, araştırmıyorsun da oturuyorsun dedim. Daire arıyorsun, haber gelecek diyor. Nereden haber gelecek yani avucu? Yani niçin bunu söyledim? İhsan ilahiden fazla ihsan, ihsan değil. Yani bizim abimiz, hocamız var ya böyle. Ustadımız da, usta da öyle diyor. La yuhdi mi diyor, değildir diyor. Yani kusur etmiş başka bir şey ama kusursuzdur. İddiası, yani usul iddiası hatadır. Masum ve mahfuz Allah Resulü'dür. Aleyhissalatü vesselam değil mi? Şeriatın ölçüsünden sıyrılmayacaksın kardeş. Allah'ın kulunu haşa, Allah'ın şeyini koymayacaksın. Tövbe estağfurullah. İhsan ilahiden fazla ihsan, ihsan değildir. Bir tane hakikat, bir harman hayalata müracaattır. İhsan ilahiyle tavsifte kanaat etmek farzdır. Cemiyete dahil olan, cemaate dahil olan, kitap okuyan, cemiyetin nizamını ihlal etmemek gerektir. Risale-i Nur'la mı? Ben Nurcu muyum diyorsun? Tamam. O siyasetle, şunla, bununla meşgul olmaman gerekiyor. Öyle diyor. Ya ne acayip dönemde yaşıyoruz ama görmemek mümkün değil. Yani bunu göstermek, mesela ustad zina, içki, şunun bunun hakkında o kadar şey yapmamış, bedihi bir şeyi. Ama siyasetten kaçmak adına ne kadar mektupları var abiler? Ve kimle mücadele ettiği bedi değil mi? Ama adam nurun hizmetini iddia eden adam Ankara'dan İstanbul'a onlarla adalet yürüyüşünde kendisi bulunuyor. Tepede yani. Nur cemaatinin bir kısmı deniliyor be, bir grup zannediyoruz. Bak tepedeki adam, o da onun içinde. Yani anlıyor musun şeyi yani? Tutarsız, laikayı bilmezsen. Bak. Ustadın mücadele ettiği şeyler içinde bulunuyor. Yani niye? Biz saf olursak, biz eşek olursak semer vuran çok olur bize. Yani elimizde mihenk olacak. Bakın İhsan ilahi bak ölçü, ustadını bile. Layık değil yani kusursuz. Yok ya. Ben baştan aşağı kusurlu anladım. Gerçi tespit edilmiş kusur yok ama usul bakımından Allah Resulü mahfuz ve masumdur. Allah tarafından. Peygamber şey ustadımız ise masumdur günah konusunda ama mahfuz değil. Allah tarafından korunmuyor yani Cebrail. Ama bazı ulema, ilmi kelam alimleri asın imamları da korunuyor. Ama bu kanaat oldukları usul bakımından olmadığı için demiyorum yani. Usul, ilm usulü din imamları. Bu usulü koyanlar, usulü koyanlar Debussy, Pezdevi, Serasi, ilm usulü din şeyini koymuş, sistemini kurmuşlar. Farabi ve Kindi kemallaştırdı. İbn Sina ile Fahreddin Razi ölçüyü ölçülendirdi. Yani bu ilm usulü din. İtikat değil bu. Yani usul dinini bakın bu imamlar. Ama bunları ne kadar aralarında imamlar var bir sürü. İtikat imamımız bu usulden alarak Maturidi Hazretleri itikat imamı oldu. Biz Kur'an nasıl okuyacağımızı İmam Asım'dan öğreniyoruz. Kur'an nasıl okuyacağız? Nereye itikat edeceğiz? İmam Maturidi'ye veya İmam-ı Eşari Hazretleri'ne. Bu doğru mu yanlış mı, haram mı, sevap mı? İmam Azam'dan.
İlm usulü din, imamlar da bunlar bakın. Ne kadar ölçülere inmişler yani. Bakın temelden söyledim bakın. Debussy, Serasi, Pezdevi bunlar ilm usulü din temelini atmışlar. Ya böyle o kadar incelemişler ki paldır küldür biz hareket edemeyiz ki. Cemiyete dahil olan cemiyetin nizamını ihlal etmemek gerektir. Bir şeyin şerefini neslinden değil zatındandır. Bu da çok önemli. Bir zatı vardı böyle Allah muhafaza. Kendisinin gayrimeşru olduğunu öğrendim. Onun psikolojisini düşünün yani nasıl olur. Öylelikle nurları tanıdı, bize getirdiler. Adam yani kendisini böyle düşünebiliyor musun ya? Hani öğrenmiş. Bu cümle onu kurtardı abiler. Bir daha. Bir şeyin şerefi neslinden değil kendindendir. Mesela Ebu Cehil'in oğlu. İkrime radıyallahu anh değil mi? Evet. Şerefi neslinden değil kendindendir. Ondan sonra bunu aldı. Hem arabasına hem buzdolabına hem evine yapıştırdığını gördü. Bir şeyin şerefi neslinden değil zatındandır. Bir şeyin aslını gösteren de semeresidir. Sonucudur. Bir ağaç kışın armut mudur, şeftali midir? Canlı mıdır, cansız mıdır? Nasıl anlaşılacak? Baharı bekleyeceksin. Aa yeşillik açmışsa ha canlıymış, cansız değilmiş. Şeftali ise armut değilmiş. Sonucu bu. Yani bir adam lider veya şu adam nasıl bir adam? Ya kardeşim onun semeresine bakın. Bu adamın dostu düşmanı kim? Bitti. Bu adamın dostu düşmanı kim? Şimdi doğruluk ölçüsü İslam'da kaçtı abiler? Dörttür. Edile-i şeriye. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Bu kanun Risale-i Nur'da nasıl olur diye merak ettim. Risale-i Nur'da da aynı kanun var abiler. Aynı kanun Edile-i Nuriye diye söyledim. Edile-i Nuriye. Edile-i Şeriye ayrı. Bizim edilemiz yani bizi olayları yorumlama şablonumuz. Bir, o da dörttür. Lübbu bulmayan kışır ile meşgul olur. Lüb nedir abi? Öz mü? He, özü bulmayan kabukla meşgul olur. Birbirinize bak, özümüz nedir? Müslümanız. Kardeşiz elhamdülillah. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun kardeş demiş değil mi? Allah bizi kardeş etmiş. Lüb bu. Günahlarımız, eksikliklerimiz yani gayri şuuri olarak ifadelerimiz, davranışlar kusur var yani hepimizde, bende de. Olmaz mı ya? Var. Ama bu kışırdır. Lüb varken, ya kardeşim ben Müslümanım. Ben ehli imanım. Ehli sünnettim. Bu dairede bulunuyor. Hepimiz de öyleyiz. Ama bu demek değildir ki beşeriyetim ortadan kalkmıştır. Ama beşeriyetime bakıp da elimdeki hakikata veya bir Süleymancı'ya, bir tarikatçıya, bir efendim menzili kardeşime de demin bir dil uzatmayacaksın. Niye? Lüb nedir? İmandır. İmanı var. Allah'a ve peygamberine imanı var. Ehli sünnettir. Bitti. Lüb'ü bulmayan kışır ile meşgul olur. Kışır ile meşgul olmuşsa lübü bulmamıştır. İki, hakikati tanımayan hayalata sapar. Aa, uçuk uçuk şeylerle. Ya yere baksana ya. Hakikati tanımayan, peki nasıl anlarız? Her televizyonda çıkan, her sokakta uçurulan habere uyar. Ya sanki televizyon dedi yani Kur'an söylemiş gibi. Lan çoğusu yalan. Yani şu alan okumuyor muyuz? Ennefasati fil ukad. O zehirli nefesleriyle düğme ve ukdeleri üfürürler diyor. Öyle değil mi? Ha? Orada zehirli nefesleri diyor. O nefes adamı zehirliyor mu? Zehirliyor. Nerede geçiyor? Kastamonu 60. sayfada. Havayı tesmim eden, havayı zehirleyen buharat-ı muzahrefe. Şu anda ağzımdan çıkan şey havayı ya bozuyor benim ya da temizliyor. Buna delil, şu havaya bakar mısın? Şuraya bakın. Bir de hayal et senin evindeki salonu. Bir de yatak odanı.
Hatta yatak odanla evindeki salonu kıyas ettiğin zaman evindeki salon, Kur'an'ların okunduğu yerde aynı bina ama nasıl havası değişik. Bak burası da şey. Niçin bu çarpıcı örnek verdim? Ağızdan çıkan veya davranışlarımız, okuduğumuz Kur'an'lar maddi havayı da değiştirdiğini Kastamonu da söylüyor. Maddi hava, üç ayları geldiği zaman diyor. Demek ki lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Bak böyle elini alırsın adalet yürüyüşü diye. Nur adına ustadı mücadele ettiği sahanın yanındaysan mücadele edeceğin taraf neresi? He? Şimdi ustadın mücadele ettiği tarafa geçerse kime karşı mücadele ediyorsun peki şimdi? Ustada karşı olmadı mı? Yani bu kadar saf mıyız biz? Niçin söyledim? Sırat-ı müstakimi göremeyen ya ifrat ve tefrite düşer. Bak. Sonra muvazenesiz ve mizansız olan yani elinde konuşurken elinde metre ve kantar. Mesela bu süt kaç metredir süt? Süt metreyle ölçülmez. Kumaş da kaç litredir denmez. Ha, neyle ölçeceğiz? Elinde diyor, bak diyor ki mizansız, muvazenesiz, metresiz, tartısız. Konuşmak, yapmak çok aldanır ve çok aldatır. Bak dört tane. Lubu bulmayan, kışır ile meşgul olur. Nasıl anlarız? Kışır'a takıldınsa evde, ya çoluk çocuk var, ev var ya, bırak o beşeriyeti ya, öyle dedi, öyle dedi. Ve bu kadar ciddi hakikatler var ortada, bizi bir yapan. Niye kışır ile meşgul oluyorsun ki? Kendi, hemen ikinci şeyi geliyor, hakikati tanımadı. Ya kardeşim bu Allah'a, peygamberine iman etmiş ehl-i sünnettir. Detayına ne şey yapıyorsun? Vehminin kurguladığı, çıkarttığı, olabilirler, zanlarla ne amele diyorsun ki? Şu olursa olur. Zan değil, realite de yoksa bir sürü hakikat var ya. Ustad diyor ki, evet kusurdur, çakıl taşı gibidir. Ama onun imanı, İslamiyeti, Kur'an'a, muhabbeti Uhud dağı gibidir. Çakıl taşı ona değiştirilir. Bak ne güzel misaller vermiş ya. Ya bu kadar güzel örnekler vermiş elhamdülillah ya. Onun için ben dünyayı dolaşıyorum biliyorsunuz. Yani Risale-i Nur talebeleri, yani hiç kimseye şey yapmıyor. Ben kendi cemaat şeyimi söylüyorum. Hakikaten şu istikamette duruşu gibi ben bir şey görmedim ya. İnanın. Duruşu gibi görmedim. Eğer laikalar elimizden alınsa var ya, laikalar hepten bitti. Laikalar kimin yanında niçin duracağını, dostunu, düşmanını. Mesela laikalar ben bir hulasaydım böyle de. Kastamonu laikası deme git, gitme, bak, bakma, bulun, bulunma. Diş dünyamızı, bizim dışımızdaki hadiseleri nasıl bakacağız? Ölçüsünü veren. Emirdağ ise içsel alemimizdeki bir sürü çatışan, çelişen duygu ve fikir ve ister var. Hangisi ne, niçin, nedir? Bu duyguları kıblesine koymak Emirdağ yapıyor. Bir de Barla, idealist dava adamının ruhunu inşa etme depo, malzeme deposudur. Ruhsal inşa etme, ruhu. Bir ruh inşa ediliyor Barla ile. Tarihçi hayat, Kale Musa, Kale Firavun. Kale Musa, Kale Firavun. Yani Musa dedi, Firavun dedi. Hak ve batıl, dostumuz, düşmanımız orada. Merak ediyoruz yani. İnsanda merak da var yani. Bir sürü şeyler de merak ediyoruz. Onu da giderem. Sikke-i tasdik-i gaybiye. O da o gideriyor ihtiyacımız. Mesela elimizde Kastamonu olmasa budur nasıl yapacak? Ya? Mesela tarihçeyi kaldırırsak bak tabela elini tuttururlar işte. O onun karşısında olman gerekirken içine sokarlar seni. Öyle değil mi abiler? İçine sokarlar. Ve hizmet ettiğim zannedersin. Cenneti beklersin. Bir gireriz ki vay kimlerle dost olmuşum.
kimlerin karşısına durmuşum. Ya Allah muhafaza etsin ya. Amin. Saat nerede kaldı? Bu tarafta mı? 20 geçiyor hocam. Bir de saat yok hocam. Saat yok mu? Şimdi adamı keserler bizi. Şimdi şu 53'te de ne demiş burada? Bak o söylediğim burada ha. Bak merak ederseniz şurada söylüyor. Bakın arkadaşlar. Biz elbisemizi çıkardığımız gibi o büyük zatlar var ya. Onlar da cesetlerini çıkarıp seyri ruhani ile dünyada yaşarken o marezgahı acayibi temaşa ediyorlar. Yani bizim anlayacağımız tarzda şu. Mesela gadab, hiddet, şehvet, öfke, merhamet, şefkat, uhuvvet, aşk. Nerede? Bizde. Hiç uyanmamış, duruyor. İçimizde. Uyanınca biz onun içine giriyoruz. Bir mesela gadab oldu. Oo artık bitti. Ashabi olduk, ne diyeceğiz, nasıl araba süreceğiz, her şey bitti. Kim yönlendiriyor bizi? Dalından kopmuş kuru yaprağa yön veren rüzgar olduğu gibi. O gadab hissinin içindeyiz ya, gadab. Artık ondan sonra o gadab çekildikten sonra fanosun içinden. Çünkü aa ne yaptım ya, ben ne dedim ya. Vay. Ben bunu nasıl yaptım ya. Biz neredeydik? Onun içindeydik. Ne oluyor o zaman? İçimin içine giriyor. Fihi mafi. Uyanan her fikir, uyanan her his bizi içine alır. Ona göre videoları seyret. Ha? Sihir yapıyorlar. Büyü yapıyorlar. Medya ile yapıyorlar abiler. İnanın bana. İşte uyandırıyorlar. Bak senin, bizim anlayacağımız tarzda. İlle cindiyle bize o duygu uyandırıyor. O uyanınca biz nerede oluyoruz? Onun içine giriyoruz. Artık göz görmez. Kafa günler. Sokakta yürür böyle. Adam bu sokakta mı şimdi? İçinde, fikrinin içindedir. Mesela sabaha vehmin içinde. Sabaha. Öyle olmadı, böyle olmadı, şöyle olmadı. Senin içinde mi? Hayır. Sen kimle mücadele ediyorsun? Kendinle. Hani sen Haluş'la mücadele çektin? Sabah niye yatamıyorsun? Böyle bir böyle. Vehim seni içine aldı. İçimizin içine giriyoruz. Fanos gibi. Acayip bir şey ya. İşte bakın elbiseyi diyor. Onlar peki ne yapıyor bir şeyler? Yani bu işin yolunda olanlar. Hayallerini ve düşüncelerini kıblesine koydu mu elbiseyi çıkartır gibi. Nasıl ki şehvet, kadap, muhabbet, aşk. Aşk adam aşk şey oluyor. Ondan sonra köprüden aşağı atıyor. Ve üstü örtülüyor. Gazali der ki artık bu adamın örtülür, cinnet geçirir. Gazali der ki, cin olduğu nettir. Cinnet. Cin, sel. Yani sıvı aktif eden kuvvet. Cinayet. Ortadan kaldırmak manasında. Hep bu aktif ediyor. Peki o bizi kendimizi kötü hissetmemizin sebebi, 5 sene önce, 7 sene önce gece seyrettiğimiz o YouTube'daki o video aktif oldu. Yer buldu. Hani bazı köylüyüz hepimiz. Bazı sular çıkardı. Sonra bir depremde veya başka bir yerde afet olunca o su gözü kapanınca başka yerden çıkar ya. Birkaç sene sonra, 20 sene sonra, 10 sene sonra. İşte her içeriye soktuğumuz buradan şekil, buradan, buradan ve buradan ve dokunmadan içeri giren içeride aktiftir. Dışarıda sudur. İçeride su değil artık. O enerjidir. Ha, buradan sokulunca neyse buradan da sokulunca aynıdır. Giriyor aktif. İçeri aktif ediyor. Peki onu mesela içeri girdi aktif oldu ya. Evet. Mesela gaflet döneminden soktuk biz bunu. Aktif olmasın diye. Evet çok harika. Ne yapacağız? Kurtulmanın yolu. Zaten onu şey yapıyoruz. Mesela biraz önce lubu bulmaya kışırlamış. Böyle ayağımızı yere basacağız. Yere basmak için sabit ölçülerle hareket etmek adına not alın. Allah rızası için not alın. Böyle böyle not alarak. Bakın. Bak şeytan çıktı. Not ala ala. Ala ala. Çize çize. Defterine de. Evet. Bu sefer çıkamıyor o. Hapsediliyor.
size onu söyleyeyim. İblis, cin, şeytan değil de cin, böyle bir enerji paketi gibidir, kar gibidir. Kar, güneş vurursa o erir. Yani solucan gibi ikiye bulursun, ikiye bölersen gene iki tane canlı olur. Bu erir. Onun için Kur'an okuyunca erir o. Risale okuyunca ben bir manevi alemde görmüştüm. Ben de korkuyor musunuz dedim. Hem korkuyoruz hem korkmuyoruz dedi. Hem örnek olsun size yaşadığım şeyi. Korktunuz, korkmadığınız hangi tarafımdır dedim. 2004-2005. Dedi ki beyaz sütünün zayıf, ondan fazla korkmuyoruz. O zaman da cüzü haftada bir cüz okuyorduk, cemaatle bölüştük. İşte pazartesine pazarlık bir cüz. Ona Kur'an'a beyaz sütün diyor. Beyaz sütünün seni zayıf dedi. Ne yapar? Sen geldiğin zaman böyle ibre gibi şeyi, o enerji bizi şey yapar diyor, hemen kaçarız. Yani kaçarız, zarar veremez. Biz de sana zarar veremeyiz ama kaçarız. Beyaz sütünün zayıf. O gün bugün, Şefk için söylüyorum, her gün bir cüz okuyor. Eskide bir haftada bir cüz okuyor. Sonra korktuğunuz hangi? Bu korkmadığı tarafımdı. Beyaz sütünün, kırmızı sütününden korkuyoruz dedi. Risale. Dedim ki, ben bir anda anlayamadım. Kırmızı sütün nedir dedim. O pis kitabı ağzım almam dedi. O alçak. İnan aynı böyle dedi. Ve başkasının ağzıyla söylüyor. Ha, gündüz millet de seyrediyor. Almanya'da bir camide ya. Seyrediyor ya. Akrabaları. Ne diyor ya diyor. Ne bileyim sen anlamazsın ben anlarım. O kırmızı sütün ne yapıyor? Kırmızı sütünün güçlü diyor. Biz diyor yanaşmak değil. Yürürken sen bir yerlerdeyse kaçtık kaçmadık bizim aklımızı alıyor diyor. Gel şu alan, ben orayı bilmiyordum. Böyle oldu. Aklımızı alıyor, bizi deli ediyor diyor. Gel şu alan 754-756. Emara göre söylüyorum sayfayı. Asa-i Musa diyor, bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen mahiyete sahip olduğu için Vesmu Asa Musa bi zulümatin celal. İmam-ı Ali Süryanice'de Asa-i Musa'ya hasreten makam verdi diyor. İki yerde söylüyor. Asa-i Musa bütün sihir ve büyüleri ondandır diyorum ki Asa-i Musa'yı ey kadın ve erkek kardeş sıkıntı var. Okurken ilgini çekti. Allah Allah o paragrafı yaz. Alemine düşeni o aynaya yazmaya başlayınca kelam sıfatı, ilim sıfatı ve kudret sıfatı yazmak aktif oluyor. Basar sıfatı. Okuduğun için semih sıfatı aktif oluyor. Nun ve kalemi ve maesturun ayetin sırınca o alemine düşeni Allah Allah. Yazmaya kalkınca şeytan hepsi ya yok olacaklar ısrar ederse o cin, iblis veya defolup gidecek. Veya bunu yapmasan şu anda yaptığın gibi ilaç kullanacak. Yani bu böyle. Çünkü o enerji aktif olunca ilaçla böyle mantarlaşacaksın böyle. Öyle. Çünkü psikoloji ilaçlar ne demek? Psiko, ruh demek. Loji, ilim demek. Ruh ilmi ama sana bedene ilaç veriyor. Ruh hastasısın diyor. Yani psikoloji o demek. Ruhsal sıkıntı. İlaç kime? Ruha değil ki, bedene. Artık mecburu ruhsal yapacak. Çalışarak okuyoruz. Niye yapıyoruz ki? Sen de öyle yap da rahat et diye bütün didilmem ondan yani gelmiş gelelim şu bir saatten beri. Ya kardeşim sıkıntıdan kurtulmanın yolu bu 3-4 tane madde. Bunu yapacağız. Asa-i Musa sıkıntı mı var bu akşam mesela? Bu akşam dene. Bir defter al. Yoksa ben sana defter vereyim. Ondan sonra oku. Allah Allah alemine kaleme şey yapınca ilham geliyor abiler. Kaleme dökünce iş ilham veriyor. Ama tembelliğimizde yazmayı yazıcılara, yazıcılara verdik. Okumayı da okuyuculara. Tembelliği de kendimize aldık dinleme makamında. O da olmuyor. Ben burada keseyim. Şey vardı. Onu bulsaydım çok hoş olacaktı da.
bulamazsam Fatih'e çekeceğim. Güzel bir yerdi. İhsan o değil. 25'e de bir bakayım. Çok hoşunuza gidecekti. Bu da değil. Güzel bir... Şurayı da okuyayım, kesiyorum. Çok lazım olacak. Niye, nerede hata yapıyoruz? Bu hulasa olsun. İnsan ya akıl galiptir, hepimizde farklı fıtrattır. Bir insanda ya akıl galip, ya his galip. Diyor ki, bundan sonra malumdur ki insanda müdebiri galip, yani insanı yönlendiren, yöneten, ya akıldır veya basardır, yani göz, hani zahirdir. Ya içseldir, ya dışsaldır. Ya avam gördüğüyle hareket eder, havas anladıklarıyla hareket eder. Ya akıldır, ya basardır. Yani anlamadım ustadım ben. Tabiri diğerle, ya efkardır, fikirlerdir veya hissiyattır. Hissiz. Böyle bir his gelir, bahtının rüzgarı gibi binersin. Biraz önce anlattım ya, içimizdedir. Uyanırsa biz onun içine giriyoruz. Ama kardeşim Allah razı olsun. Güzel soru sorun. Nasıl bastıracağız? Hasbel beşer. Yaptık. Ettik o günahları. Allah siliyor. Kur'an'da da sildiğini, geri dönülmeyen tövbelere üzerime alıyorum diyor. Siliyor. Bir kere yeis yok o günahları. Bir daha geri dönülmeyen günahların tövbesini Allah kabul ettiğini Kur'an'da nasıl olarak söylüyor. Yeis maniyel kemaldir diyor. Ümitsizlik şeytana ait olduğunu, kafirlere ait olduğunu söylüyor. O konuda şey yok. Fakat ne yapacağız? Onun ortadan kalkması için bastırılması var ya, onun yapısı değişiyor. Nedir o? Tefekkür-i imanla. Mesela işaret icazda bunu imanınızı artırarak. İman hem nurdur hem kuvvettir. Yani kuvvet maziyi düzeltiyor iman. Nur ise önümüzdeki hayatı tanımlıyor. Mesela mezar. İnsanın psikolojisinin bozanlardan bir tanesi mezar işte. Kabre gidiyor. Psikolojimizin zararı. Adam girdi ya akrabamız falan bugün gömdük oraya. Onun oraya girdi, perdelikler koyduk. Ama öteki taraftan diyoruz ki ruh çıktı öldü. Lan ruh cesetten çıktıysa cesette değil. Ceset gittiği yere niye ruhu sokuyorsun şimdi? Bunu kim söylüyor? İman. İman nurunu Allah oraya bırakmaz. Yani kabir ve sonrasını iman nuruyla üstü açılıyor. İman nurdur, geleceğimizi yorumluyor. Allah'a ümitle baktırıyor. Kabirin teris olduğunu söylüyor. İman kuvvettir, mazimizi düzeltiyor, tövbe ettiriyor. Ha, tefekkür iman. Tefekkür mesleğinde ilerleyenin vehim yer bulamaz. Zaten kafirde tefekkür yoktur, düşünce vardır. Bir daha. Kafirde tefekkür yoktur. Tefekkür kutsidir. Tefekkür yoktur. Düşünce vardır. Düşünce ayrıdır. Tefekkür ayrıdır. Tefekkür iman, müminin imanın nurundandır. Allah'ın verdiği cevaptır. Hazdır. Tefekkür bizdendir. Allah'ın cevabı hazdır veya huzurdur. Hazır olduğu için bizde huzur oluyor. Tefekkür imaniye basar oldu mu sıkıntı olmaz kardeşim. Tefekkür. Onun için yazmak gerekiyor. Ustadın yazmadığı mı var? Abilerin not defterleri, Zübeyir abilerin yok mu böyle? Neler değil. Ya. İnsanda galip, bizi yöneten, zaaf noktalarımız için söylüyorum. Ya insanın aklıdır, yani ya içseldir, düşünürüz, akıllı hareket ederiz. Veya avam gibi televizyonlarda, zahirde, duyduklarımız, gördüklerimizde. Ya akıldır insanı hareketlendiren, ya basardır. Anlamadım ustadım. Şöyle diyor. Ya fikirlerdir veya hislerdir. Ya akıl öndedir, ya his öndedir. Anlamadım gene. Veyahut da ya haktır veya kuvvettir. Yani hak ortaya çıktı mı insan ya teslim olur veya hak çıksa bile haksız mıyım? Kuvvetle bastırırım. Nasıl bastırırım? Yumruk değil o. Para, kariyer, fitne, böyle. Ondan sonra biraz da şey yaparım. Bu cemaatte ben yer bulamadım mı? Puh. O kadar yollar ki buraya zat. Bu hizmetin müdebbirleriyle irtibat kurarım. Halıyı değiştiririm. Size daha büyük bina yaparım. Onlara bazı imkanlar sağlarım. Meşveretinize katılırım.
meşveretteki reyime karşı çıkamazsınız. Ne çıkamazsın? Karşı çıktım ben. Bir de nasıl şey yapacağım? Aidat ne olacak? Şeyler ne olacak? Böyle oluyor. Ustad istinayı bak nasıl karşısına koydu. Şimdi ben buraya yardım edeceğim, size bina alacağım. Meşveretinizi ben siz yapacaksınız. Sen gelme. Sen gel. Sen olmaz. Sen gel. Öyle toplama kampı gibi. Meşveret ettik. Lan ne meşvereti? Notere gittik, imza attırdık ya. Ne meşvereti ya? Ehilleri mi var? Adamı seçiyorum. Niye çağırmıyorum? Seni yok. Sen de olmaz. Sen bana zıttı bir an. Sen olabilir. Beni teyit edecek adamları topluyorum. Biraz da imkanlar şey yaptım. Hadi farklı yapını. Nasıl yapacaksın? İşte diyor ki ya haktır veya kuvvettir. Kuvvet tesir edici şey. Ya bir sürü şey oluyor. Adam diyor ki 1991 hocam kırkındayım ha. Sen konuşunca ben göklerin arkasına geçiyorum. İki dişi var münafık. Göklerin arkasına geçiyor. 1991. Bu diyor 5 milyon. O zaman 91. İsmini de söyle. Şimdilik hoca. Bunu şimdilik birkaç gün sonra birkaç katı olacak. Sizin bu hizmetinizi alkışlıyoruz falan. Ne yapıyor? Ben bunu tanımıyorum. Dersten sonra herkes gitmiş. Odada yapıyor. Tek kalıyordum. Niye? 91'de 5 milyon vay be. Bir şeyler yaparız. Aslında bunu da idare ederim deseydim. Bunu da idare ederim. Geçiştiririz. Biz bildiğimiz yaparız. Bu adamın, zalimin şeyinde kullanır. Ondan sonra bu şimdi burada olmazdı. Öyle oluyor. Ufak bir, ciddi bir meselede ufak ray değişikliği trende batıya doğru götürürler. Doğuya giderken batıya gidersin. Mekke, Mekke, Mekke dolmuş yapılıyor. Bir baktık ki Paris'e indik. Hani Mekke'ydi? Bizim dolmuş böyle. Dolmuş böyle. İsim değişik. Ray, ray. Hiç fark etmez de. Bak abiler, soru sorarlar dalga geçmek için. Soru sorar öğrenmek için. Soru sorar cemaatin içine konuşmak için. Soru sorar önüme ray koymak için. Soru sorar suç işlettirmek için. Soru sorar milletin kafasını karıştırmak için. Soru sorar hakikaten istikamet vermek için sorar. Onu tespit edeceğiz. Bak hemen onu nasıl okum, nasıl kaçtı bir bilseniz. Ya. Çünkü niye? Tanımadığım adamı. Tanısan ne olacak? Bu kadar koyuyor. Peki aramıza girdikten sonra hadi ben reddettim. 3-4 kişiyiz meşrette. Nasıl reddedecekler diyelim. Cemaatler böyle oluyor. Ondan sonra içeriden fethediliyor ve duman oluyor. Küçük bir kendimizin kafamızı soktuk ya daha iyi olur zannı. Laikaya uysaydık bu olmazdı. Olmazdı. Ya tahmin edin bana neler şey yapılıyor. Ama bak ondan bundan araba alıp alıyorum. Benim şahsı zatıma ait arabam yok. Zatıma ait arabam yok. Mülk bir şeyim yok. Samimi söylüyorum. Kardeşimin, özcü kardeşimin cenaze gününü gömüyorum. Ay çamaşırıyla değiştirip geliyorum. Onu yapamazdım işte o zaman. O ruhu vermezdi Allah bana. O hakikati bizim ağzımızdan ifade ettirmezdi. Hakikaten şahsıma ait arabam yok. Zatım yok. Ne veriyorsa onlar gider. Yoksa başka Ahmet Mehmet'ten alıyor. Ne anlatmak istiyor? Yani bunlara böyle ufak bir şey verdik mi sonra açı büyük oluyor. Ya kuvvettir dedik şey ya haktır veya kuvvettir veya hikmet veya hükümettir. Yani ya hikmetle düşüneceğiz veya hikmetle değil de hükümet var ya böyle. Nahillerinin el kaldırması gibi. Girmiş. Kayseri'ye de diyor. Liman isteriz diyor adam. Veyahut muhilat-ı kalbiyedir veya temayla takliyedir. Ya hevadır veya udadır. Geceniz mübarek olsun. Uzattığım için de kusura bakmayın. Cenab-ı Hak iki canı da aziz eylesin. Evinize, evimize maddi ve manevi, semavi ve arzi, insi ve cinli, şeytanların şerrinden, hastalıklardan, musibetlerden, tahun ve tufanlardan, depremlerden hepsi emin eylesin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de daim kayım saim eylesin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'den hasıl olan iştirak-ı amali uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Risale-i Nur'a
İlmel yakin, anel yakin, hakkel yakin, şuhudu iman mertebesini vesvesesiz ve şüphesiz iman hakikatini bize nasip eylesin. Vâhir davâhum elhamdülillâhi rabbil âlemin. El Fatiha.